Peki, hadi geçelim mi Kerem Bürsin'e? Hadi geçelim. Ya Kerem Bürsin, Hande'den ayrıldıktan sonra bir sessizliğe gömüldü, bir aşk günah hayatında. Günah ya, ben ona çok üzülüyorum. Üzülme, bak aşkı bulmuş. Buyur, erkek milletine üzülürüm. Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra sessizliğini koruyan Kerem Bürsin aşk orucunu bozdu mu? Kerem Bürsin'in bir süredir flört ettiği sarışın güzel kim? İlişkilerini neden gizliyorlar? Ayrılık sonrası arkadaşlığını sürdüren Hande ve Kerem neden köprüleri attı? Hande Kerem'i kıskandı mı? Sen Çal Kapımı dizisiyle şöhretinin zirvesine ulaştı. Partneri Hande Erçel'le yaşadı. Aşk ile magazin gündemine damgasını vurdu. Kerem inzivaya çekildi. Önce dizi, ardından aşkının bitmesiyle ünlü oyuncu hem oyunculuğa hem de aşk hayatında nadası çekildi. 2021 yılından beri ekranlara ara veren başarılı oyuncunun yapım şirketi kurduğu öğrenildi. Aşk hayatındaki sakinliğini sürdüren Kerem Bürsin hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Hande'nin aklını karıştırmak mı istedi? Bürsin'in Beykoz'da Hande Erçel'in evine yakın bir yerden ev almasıyla ortaya atılan bu iddia jet hızıyla yalanlandı. Kerem'in Hande'ye değil ortağına yakın olmak için Beykoz'daki evi aldığı ortaya çıktı. Haberi Hande mi sızdırdı? Kerem'in yakın çevresi bu tarz iddiaların Hande Erçel cephesinden ortaya atıldığını iddia etti. Hande'yi kıskançlık mı sardı? Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande'nin eski sevgilisinin kendisini unutamadığı yönündeki dedikoduları yaymasının arkasındaysa Kerem Bürsin'in yeni bir aşka yelken açması yatıyordu. İddialara göre yakışıklı oyuncu bir süredir sosyal medya ünlüsü Mehtap Algül ile birlikte. Kerem Bürsin yakın çevresine tanıştırdığı Mehtap Algül'le ilişkisini ise henüz açıklamaktan çekiniyor. Yeni aşkın izleri sosyal medyaya düştü. Hande Erçel ve yakın arkadaşı Kerem'in arkadaşlarını bir bir takipten çıkarken Kerem Bürsin de Hande'nin arkadaşlarını takipten çıktı. Kerem ve arkadaşlarının yeni gözdesi Mehtap Algül oldu. Karşılıklı takipleşmeler yeni aşkın habercisi olarak yorumlandı. Kerem Bürsin, yeni aşk iddiası. Mehtap'ı biliyor musunuz? Mehtap Reymen'in çok yakın kankası değil miydi? Yok ya, o 1-2 yıl önce Uras Kaygular'la beraber değil miydi Mehtap? Oo, ben hiç Mehtap'la ilgili bu kadar bilgim yok. Ben Reymen'in yakın arkadaşı olduğunu biliyorum. Ben de Uras Kaygular'la birlikte olduğunu biliyorum. Yok be, Uras'ı hiç... Ha? Hiç. Bilmiyor musunuz? Yine başladım. Mehtap Algül. Allah Allah, gerçekten bu Mehtap Algül'ün... Reymen'in çok yakın dostu olduğunu biliyorum ben. Ya zaten sosyal medya fenomeni, evet. Bir hanımefendi. Tatlı da bir kız. Galiba evet, Uras'la bir şeyler olmuş. Şimdi yüzünü hatırladım kızın. Ya. Zaten bak aynı tipler. Şeyler. Evet. Keremler, güzel. Uraz'lar. Aa, değil mi? Böyle tip tip böyle. Ama şey, güzel kız. Ya hoş kız. Hoş bak kız. Mesela dün işte çirkin adam, karizmatik adamı var. İşte bu. Örneği budur. Bak şimdi. Kim Kerem çirkin çocuk değil. Hayır ama çok yakışıklı da değil ben yani. Ama karizma değil. Benim bahsettiğim ben bu değil. Bu çocuk çirkin değil. Sizde ne? De. Değil ya. Ben Uraz diyecektim. Uraz mesela. Uraz da öyle. Ama ya. Uraz'la benziyorlar Bircan. Ama Kerem güzel. Neresi? Kerem güzel şimdi. O kadar yakından görmedim. Bilmiyorum. Ben yakından gördüm. Ya çok kötü olmuştu hatta. Biz Ece ile yemek yiyorduk. O zaman Ece ile program yapıyorduk. Tam böyle Demet Akalın'la ilgili bir şey söyleyecekti. Bizi gördü. Fasıl değiştirdi. Şöyle yapmıştı. Şaşkınlık başka masaya gittim. Burada şey izin çıkıyor. Sonra gözünü gördük. Ona yemek yiyorduk. Çok tatlı ya ama sohbeti falan filan çok... Keyifli bir çocuk. Evet. Keyifli. Ama bak şimdi yakışıklı olabilir. Hoş çocuk olabilir ama ben oyunculuk olarak baktığım zaman Kerem'i bir karakter oyuncusu olarak görmüyorum. Karakter oyuncusu değil de başrol. Karakter oyuncusu. Bir karakter yok. Yok, karaktersiz demek istemedim. Ben. Yok, yani... karaktersiz diyelim çocuğa. Yok, karaktersiz. Karakter. Ana gün yaz dizisi oyuncusu diye. Ya çok aktif bir oyuncu olarak görmüyorum aslında ben kendisini. Aslında o çok sırtladı dönem şey dizilerini. Yaz dizilerini. Kış dizilerini de sırtladı. Hangisi? Oldu onun. Oldu ama son dönemler yok yani. Ben yok. Hatırladığım kadarıyla. Niye öyle hakikaten? Yok. Bir en son Hande'den değil mi başka dizi çekti mi? Hande ile en son ondan sonra bir daha çekmedi. Evet, yok. Çocuk. Yani bu çocuk dijitale de gider aslında. Dijitalde bir şey yapmadı dijitalde değil mi? Dijitalde yapıyorlar. Şeyle, Nilperi ile çok komik bir dizileri var dijitalde. Hmm. Nilperi var ya şeyde. Evet, evet, evet. Nilperi ile korkunç komik. Komik bir dizi. Korkunç. D ile başlayan bir dijital mi burası? Bilmiyorum hangi dijitalde olduklarını ama.
Artık çok korkunç böyle TikTok'ta düşüyor ortama videoları. Allah Allah. Çok korkunç böyle diyaloglar. Çok peki yakıştırdınız tatlı. Mı? Olmuşlar ikisi de kumral cici bici. Bizim yakıştırmamız önemli mi ya? Yani kendileri beğenmiş olmuşlar. Olur, bizden, sabah akşam biz konuşacağız. Onay mı alacaklar bize? Sabah akşam biz konuşacağız aslında önemli tabii. Yani bilmiyorum. Ben enteresan bir şey söylemek istiyorum. Ben onların aralarında bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Başladı yine bizimki. Neden? Ya o elektriği vermiyorlar bana. Ya şimdi ben bu iki resmi yan yana koyduğum zaman. Evet. Vibe. O vibe'ı alamıyor. O vibe'ı alamıyorum. Bak yeni bir kelime var. Vibe. Vibe. Yani ben o elektriği alamadım. Yani bilmiyorum. Bu emin miyiz birlikte olduklarına? Kesin bilgi mi? Yok. Kesin diyemeyiz. Bu şimdi magazin kulislerinin dedikodusu. Vibe almaman için önce onların ikisini böyle yan yana görmen lazım. Fotoğraftan ne elektriği alacaksın? Fotoğraftan ne elektriği değil. İsimlerden yani, alamadım. İkisinin yan yana gelmeyeceğini düşünüyorum. Hı. Neden? Kızı mı şey gördün? Sen kızı fazla gördüm. Ha. Fazla mı gördün? Şöyle. Kızın herhalde algıları başka. Ha. Ha. Onu değil mi? Bunu söylesene. Ay niye kafanı kurur gibi konuşuyorsun? Ne? Ben az söyledim sen çok anla. Hayır. Allah Allah. Her şeyi de söyleyemem ki. Körler sarlar birbirlerine anlar bir program oldu sana öyle. Ne diyorsun sen? Ay. Maymun taklidi yapar gibi. Hemen öyle yapıyor mu? Bu maymunlarla çok bozmuş bu ara kafayı. Bu gorille falan paylaşıyor. Gorilleri paylaşıyor. Şöyle. Ne demek istediniz? Anlatayım ben daha evet. Televizyona evet. İndirgeyecek. Kızın kulvarı. Evet. Kerem değil. Değil. Kızın kulvarı ne? Artık sen de yani. Abi be izleyenler abi yine bak şimdi şöyle. Kadın kalkmış. Tek maraton koşucusu maraton. Kadın kalkmış tek gözüyle çayını ya bugün ya niyetli ya diye kalkmış oturmuş daha böyle tek gözü saçını kaşıyor. Şimdi burada bilmece çözer gibi ne diyecek kadın? Olsun biraz beyin çalıştırsınlar bir şey olmaz. Evet bu anladın işte. Anladın. Anlamayanlar için soruyorum. Tamam yani Pınar da diyor ki ben bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla kızın ilişkideki arayışı başka. Algısı başka. Algısı yani ilişki algısı. Bazı kadınlar bazı ilişkileri bir şekillerinden mutlu olurlar başka bir şekillerinden. Ama o da şöhrete giden bir yol. Şöyle. Ama kız zaten fenomen. Kız da fenomen. Ama sosyal medyada fenomen. Magazinde değil. Bak magazinde çok hakim değil kızı. Doğru çok biz tanımıyorduk şu an tanıdık o da var. Acaba istiyor mu ki kız magazinde ürünü? Herkes ister. O da ya. Var. Gerçi bak doğru senin samar istiyor. Dolma yapmış kafam kadar. Kim? Ne yapmış? Samar diyor dolma yapmış. Nasıl dolmalar? Kafam kadar kız böyle. O da hep reklam paylaşıyormuş. Görüyor musun bak kimlere teslim olmuş. Peki ben bu ilişkiye çok da inanamadım. Kerem bence yurt dışında bir şeyler yaşıyor. Gibi. Yurt dışında bir şeyler yaşıyor. Zaten gibi. Onun kafa yapısı da ona uygun. Yani yıllarca Amerika'da yaşamadı mı mesela? Serena'yla gittiler, dil kurslarına gittiler orada. Evet, mesela ben o zaman onları birbirini çok böyle keyifli bir çift olarak çok bu çocuklar kullanıyor kızlar sonra hop atlıyorlar. Ya çok iyi niyetli bir çocuk. Ama çocuk evlilik istemiyor Pınar. Evet. Ha, o da var onu bilemem. Onun ailesi evlen diyor. Bu Serenay'dan ayrılma sebebi o çocuk ayrıldı biliyor musun? Öyle mi? Serenay evlilik istedi. Evet ailesi de istiyor. Serenay'ı da istemişlerdi. Aha. Çocuk evliliğe yanaşmıyor. Yani kimse evlilik adamı değil. Ama en yanaşmıyor. Azından yani yapamayacağını biliyor. Evet, dürüst oyalamıyor en azından yıllarca. Evet. Biliyorsunuz ki ama Hande'de de şey vardı. Hande de buna ukala gelmeye başladı. Öyle mi? Evet bence. Hmm. Ama Kerem çok tatlı bitiriyor ilişkilerini. Bence, hiç konuşmuyor. Çok bence Kerem sevdiğim mi çok güzel seven bir çocuk. Ben de güzel seven bence bir adam. Kerem, ama şanssız tatlısı. Kerem. Gitsin şey sirkeyle bir yıkansın. Buyur. Boş. Bana boş. Lütfen sirke. Sirke benim. Sirke benim. Sirke karışmayın. Tam kurşun döktürsün. Tamam. Onu biliyorum. Şimdi